Kulübümüz Yönetim Kurulu, Yüksek Sayın Başkanı ve Sayın Üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Sayın Başkanı ve Başkanlık Divanı'nın Sayın Üyeleri. Geçen dönem Yüksek Divan Kurulu'nun Sayın Başkanları ve Çalışma Arkadaşları, Yüksek Divan Kurulu'nun siz Sayın Üyeleri, yazılı ve görsel basınımızın değerli temsilcileriyle Fenerbahçe TV'de bizleri izleyen sevgili Fenerbahçeliler, hepinizi şahsım ve denetim kurulumuz adına saygıyla selamlıyorum. Yüksek Divan Kurulumuzun sayın üyeleri, güzel ve başarılı bir YDK toplantısı dileyerek dönem raporumuzu sizlere sunmadan önce denetim kurulu raporu ile bir ara bilgi vermek istiyorum. Bu dönemdeki denetim kurulu raporumuz, finansal tablolarda geçmiş dönem ile yıllık karşılaştırma yapılabilmesi için 1 Haziran 2023, 31 Mayıs 2024 dönemini kapsayan ve önceki dönemsel raporlarda olduğu gibi enflasyon düzeltmesi öncesi hazırlanan finansal tablolara göre düzenlenmiştir. Önümüzdeki olağan mali genel kurulda aynı dönemin denetim kurulu raporu ile bütçe karşılaştırmaları, enflasyon düzeltmesi uygulanarak hazırlanacak finansal tablolara göre yapılacak bağımsız denetim şirketinin raporu ile birlikte ayrıca bilgilerinize ve onayınıza sunulacaktır. Zamanımızı idareli kullanmak adına hazırlanmış olan 1 Haziran 2023 31 5 2024 dönem raporunu şimdi sizlere özet olarak sunmak istiyorum. Kurulmuş tüzüğünün 42. ve 62. maddelerine göre denetim kurulu olarak 31 Mayıs 2024 tarihi itibariyle yapılan incelemelerimizde Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı ortaklıklarının faaliyetleriyle bilanço ve gelir gider tabloları başta olmak üzere mali tabloları denetlenmiş, vergi usul kanunu hükümlerine göre tutulan kayıt ve defterlerin muhasebe standartlarına, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına, Fenerbahçe Spor Kulübü tüzüğüne ve 7405 sayılı spor yasası mevzuatlarına uyumu incelenmiştir. Raporumuz ve eklerinde yer alan finansal bilgiler, kurumumuz mali işler ile bütçe ve raporlama bölümleri tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan enflasyon düzeltmesi öncesi konsolide finansal tablolardan alınmıştır. Buna göre konsolide fiili sonuçlar, amatör şubeler, gelir ve giderleri ekrana yansıyan tablolarda görüleceği üzere özet olarak şu şekildedir. Bir numaralı tablomuzda bilançomuzun varlıklar kısmı. Dönem varlıklarımız 1 milyar 865, duran varlıklarımız 2 milyar 908, varlıklar toplamımız ise 4 milyar 773 milyon TL'dir. Bu durum 31.5.2023'e göre dönem varlıklarda 1 milyar 10, duran varlıklarda ise 1 milyar 3 milyon artış olduğunu göstermektedir. Bilançomuzun kaynaklar kısmı yine 2 numaralı tabloda milyon bazında ifade ediyorum. Kısa vadeli yükümlülükler 6 milyar 860, uzun vadeli yükümlülükler 5 milyar 711, öz kaynaklarımız dönem zararı dahil 7 milyar 798, toplam kaynaklarımız 4 milyar 773, dönem zararımız ise 2 milyar 255 milyon TL'dir. 31.5.2023'e göre kısa vadeli yükümlülüklerde 2 milyar 989, uzun vadeli yükümlülüklerde ise 1 milyar 306 milyon TL artış bulunmaktadır. Konsolide borç ve yükümlülüklerimiz ise 3 numaralı tablomuzda yer almaktadır. Ve bu tabloda görüldüğü üzere Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Mayıs 2024 itibariyle borç ve yükümlülükleri toplamı 12 milyar 571 milyon TL'dir. Bu tutar 31 Mayıs 2024 tarihli
euro kurumuza göre 365 milyon eurodur. Pardon, 360 milyon eurodur. 12 milyar 571 milyon TL toplam yükümlülüklerin 3 milyar 696 milyon TL'lik kısmı ise %29'u finansal borçlardan ileri gelmektedir. Bu dönemde yeni bir kredi kullanımı bulunmamaktadır. 1 milyar 215 milyon TL faiz ödemesiyle 48 milyon TL ana para ödemesi yapılmıştır. Konsolide borç ve yükümlülüklerdeki 4 milyar 295 milyon TL'lik artış, enflasyon etkisi, kur farkı hesaplamaları uygulandığında 7405 sayılı spor yasası hükümlerine göre borçlanma sınırları içerisinde kalmaktadır. Konsolide gelir ve giderlerimiz 4 nolu tabloda yer aldığı üzere enflasyon düzeltmesi öncesi gelirlerimiz 8 milyar 318 milyon, giderlerimiz 8 milyar 593, gelir gider farkımız negatif 275 milyon, finansman giderlerimiz 1 milyar 946, vergi giderimiz 34, toplam dönem zararımız ise 2 milyar 255 milyon TL'dir. Gelir ve gider hesaplarının detayları tablo ve 5 ve 6'da ayrı ayrı yer almaktadır. Bu tablolarda görüleceği üzere gelirler tablomuzda önemli rakamları ifade ediyorum. 1 milyar 941 reklam ve sponsorluk gelirlerinden, 1 milyar 693 milyon lisanslı satış ürünlerinden, 1 milyar 398 milyon lira sporcu ve bonservis satış ve kiralamalarından, 1 milyar 243 milyon lira silah hasılatlarından ileri gelmiştir. 6 numaralı tablomuzda yer aldığı şekilde görülüyor. Toplam giderlerimiz 8 milyar 593 milyon TL'dir. En önemli kalemlerimiz 4 milyar 162 milyon lira sporcu ve teknik kadro ücretleri, 829 milyon lira ticari işlemlerden kaynaklanan kur farkları, 758 milyon operasyonel giderler, 690 milyon amortisman ve itfaiye paylarından ileri gelmektedir. 7 numaralı tablomuzda amatör şubeler gelir ve giderleri özet olarak yer almaktadır. Toplam gelirlerimiz 1 milyar 141 milyon, toplam giderlerimiz 1 milyar 794 milyon, dönem zararı şubelerimizde 653 milyon TL'dir. Derneğimizin solo gelir ve gider durumu ise şu şekildedir. Gelirlerimiz 1 milyar 807 milyon, giderlerimiz 2 milyar 236 milyon, gelir gider farkımız negatif 429 milyon TL, finansman giderlerimiz 1 milyar 425 milyon, toplam solo giderimiz ise 1 milyar 854 milyon TL'dir. Kulübümüzde bu dönemde 592 sporcu, 374 teknik kadro, 834 idari kadro personeli olmak üzere toplam 1800 çalışan mevcuttur. Çalışanlarla ilgili TFRS'ye göre hesaplarımızda 93.2 milyon TL karşılık ayrılmıştır. Bu dönemde kurulumuza intikal eden herhangi bir öneri ve şikayet bulunmamaktadır. Bilginizi arz ederiz. Yönetim kurulumuzun her yıl organize ettiği gibi bu yılda 10 Kasım'da atamızı ebediyete intikal edişinin 86. yılında anmak ve saygı duruşunda bulunmak için Kadıköy'den kalkacak vapurda buluşmak üzere sarı lacivertli formanın sahalarda mücadelesini yapan bütün sporcularımıza, yöneticilerine ve hepinize sağlıklı, mutlu ve sevgi dolu başarılı günler dileriz.